Kavşanlı Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu'nun hazırlamış olduğu türkülerle dolu halk müziği konserimize hoş geldiniz. Bu programın hazırlanma sürecinde bize her zaman destek olan Gençlik Merkezi Müdürümüz Sayın Mustafa Sert'e teşekkür ediyoruz. Koro şefimiz Sayın Erol Atay'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ah bu türküler, türkülerimiz ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla köyümüz, köylümüz, memleketimiz. Ah bu türküler, köy türküleri, dilimizin tuzu, biberi. Koromuz bu akşamki türkülerle dolu programımıza Karadeniz yöresine ait birbirinden güzel dört türküyle başlayacaktır. Koromuz sizlerle. Thank you.
şairim. Zifiri karanlıkta gelse şiirin en hası ayak seslerinden tanırım. Ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım. Söz ve müziği Anadolu ozanlarından Sivaslı Aşık Veysel'e ait olan sıradaki bu türkümüzü aslında hepimiz küçük bir ayakkabı boyası çocuktan dinledik. Sözleri Urfalı Türkmen kraliçesi Leyla Zeynep Sultan'ın esaret hayatını anlatan Vuru Leyla Leyla isimli türkümüzü seslendirmek üzere ikiz kardeşler Efsun Emine Doğru ve Estem Doğru sahneye davet ediyoruz. Thank you.
asistanımıza teşekkür ediyoruz. Yağmur inceden düşer incinmiş yüreğime. Ne felaketler yetiştirir bir bilsen. Sele, tufana takılmasın diye akıl küreğime nasıl sarıldığımı bir görsen. Ellerini çektin ellerimden, kurudu nasılları bilen. Şimdi koromuz Van yöresine ait O Yar Gelir isimli türkümüzü sizler için seslendirecek. Koromuz sizlerle. Thank you.
ediyoruz. Şad olup gülmedim eller içinde. Benim gülüm soldu güller içinde. Bir bahtı garayım kullar içinde. Gitti benim nazlı yârim, gelmedi. Şimdi Kırşehir yöresine gidiyoruz. Söz ve müziği büyük üstad Neşet Ertaş'a ait olan Şad olup gülmedim bozağını ve ardından Gönlüm ataşlara yandı gidiyor adlı türkümüzü seslendirmek üzere solistimiz Fatih Kadı'yı sahneye davet ediyorum. Bozdağımıza koroş şefimiz Erol Atay kısa bir açış yapacaktır. Gönlüm atar
aşklar yandı gidiyor. Ömrüm boşa yâre kandı gidiyor. Şimdi 1940 senesinde Erzincan'ın Tercan ilçesinde doğmuş, Ankara Radyosu Yurttan Sesler programıyla türkülerimize yıllarca can vermiş olan bir halk ozanımızın türküsüyle devam ediyoruz. Kaynak kişisi Özay Gönlüm olan sıradaki türkümüz Denizli'nin Adım Adım Yolları. Koromuz sizlerle.
teşekkür ediyoruz. Sıradaki yöremiz Kahramanmaraş. Şimdi Kahramanmaraş'ın Berçenek köyünde doğmuş, ünü tüm dünyaya duyulmuş Aşık Mahsuni Şerif'ten bir türkü dinleyeceğiz. Karlı dağlar kara bulut içinde, yaylası hüzünlü, yöresi bir hoş. Sevdalı yolcular umut içinde, hayalin düğünü, töresi bir hoş, bir hoş. Han Sarhoş isimli türküyü seslendirmek üzere solistimiz Ergün Akar'ı sahneye davet ediyoruz. Sarhoş, yollara bence sarhoş, en çektarın kalbinde, içindeki sancı sarhoş.
sarhoş. El çek tabip kalbimden, içindeki sancı sarhoş, içindeki sancı sarhoş. Solistimize teşekkür ediyoruz. Şairim, şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum. Türkülerle yunmuş, yıkanmış dilim. Onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm. Şimdi korumuz Ege yöresine ait birbirinden eğlenceli üç türkü sizler için seslendirecektir. Korumuz sizlerle. Yeah.
hocamıza teşekkür ediyoruz. Üç teli var sazının: aşk, acı ve yokluk. Vurdukça tellerine ruha verir tokluk. Dinlesin sazını, uysun sözüne, hangi kalpte varsa soğukluk. Garip kalmış, küçük yaşta ölmüş anası. Leyla'yı çok sevmiş, aşktır onun mayası. Şimdi tekrar Kırşehir yöresine gidiyoruz. Söz ve müziği, Bozkır'ın tezenesi, büyük üstad Neşet Ertaş'a ait "Hasret Düştü Gönlüme" isimli türkümüzü seslendirmek üzere solistimiz Kübra Yılmazer'i sahneye davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlere yakinen tanıdığımız birisini takdim ediyorum. 1960 senesinin Şubat ayında çiftçi bir babanın dördüncü çocuğu olarak Tavşanlımızın Kışla Demirli köyünde dünyaya merhaba dedi. Bugüne kadar çeşitli hayır kuruluşlarında görev almayı kendisine toplumsal bir vazife edindi. Sanat hayatında
3 şiir ve bir deneme olmak üzere toplamda 4 adet kitap yayımladım. Şair ve yazarlığının yanında müzeye karşı ilgisi hiç bitmedi. Şimdi Kültür Bakanlığı Halk Şairi ve Ada Mahallesi Muhtarı Sayın Hayır Oral'ı bestesi ve güftesi kendisine ait Tavşanlı Türküsünü seslendirmek üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Kıymetli kaymakamım, değerli belediye başkanım, başkan yardımcılarım, kurumlarımızın değerli müdürleri, oda başkanlarım, sevgili sanat severler, memleketimin en güzel insanları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yayladan cihana hükmetmiş ecdadın nesli olarak sassız ve sözsüz olmamız düşünülemez. Milletimizin sazı da sözü de yerindedir. Bu yerindelik Tavşanlı'nın kültürel yaşamında da yıllarca önemli birikimler oluşturmuştur. Müzik, resim, şiir, tiyatro ve sinema algı yaratan önemli kültür taşıyıcısıdırlar. Aynı zamanda sanatsal faaliyetlerin insan üzerinde önemli etkileri vardır. Birkaçını saymam gerekirse, uyum sağlamayı öğretir en başta. Ruhu onarır, ruhu. Kişiye özgüven kazandırır. Yaratıcılığı artırır. Yapıcı düşünceyi geliştirir. Boş işlerden uzaklaştırır. Terapi etkisiyle onarıcıdır. Sosyal bağların kurulmasını ve güçlenmesini sağlar. Pozitif bakışı çoğaltır. Aynı zamanda yeniliklere kapı aralar. Daha ne olsun? Sazını eline alıp sokağa çıkamamış birisi olarak son yıllarda sanatsal faaliyetlere ilgisi artan gençlerimizi gördükçe kaygılarım azalıyor, gönlüm genişliyor. Katkı veren, destekleyen, önceleyen kurumlarımızı yürekten alkışlıyorum. Kültürünü özümsemiş, ruhen sağlam bir neslin yetişmesi hepimizin hayrınadır. Okuyan, yazan, edebiyatın ve müziğin bir köşesinden tutmaya çalışan biri olarak küçücük de olsa yaptığım faaliyetlerin fark edilerek bugün karşınıza çıkmış olmanın gurur, heyecan ve sevincindeyim. Müzik ve şiir duygularımızın en açık dilidir. Bugün duygu diliyle karşınızdayız. Beni değil ama duygu dilini kendilerine yol edinmiş bu güzel ekibi bir kez daha alkışlamanızı istiyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi müziğin ve tanıtımda da sunucu arkadaşımız bahsetti. Müziği ve sözleri de bana ait olan Tavşanlı kültürüne de bir katkı yapmak adına bir Tavşanlı türkümüzü, önce bir şiirimizi paylaşacağım, sonra da Tavşanlı türkümüzü. Şimdi tarihte geriye dönüp bakmadan bugünün kıymetini anlamak bazen zor olabilir. Ben bu anlamda sizlerle bir şiirimi paylaşmak istiyorum. Küçük yaşta oku kader dile. Tozlu yolda seke seke büyüdük. Sevgimizde yapmaz iken biz bile dostlukları eke eke büyüdük. Giyiyordu yamalı don babamız. Ocak başı üstündeydi bacamız. Mis gibi kokardı tarna çorbamız. Kaşıklara baka baka büyüdük. Karnı pekmez hoş olurdu kışları. Sohbetlerde kuruyorduk düşleri. Şu anamın dükenmezdi işleri.
Sökükleri diker ki büyüdük. İki öküz bir ineği gülerdik. Yumurtlayan tavukları severdik. 15 günde değirmene giderdik. Ekmek aşı döke döke büyüdük. Buğdayımız kış ortası biterdi. Babacığım hep boynunu bükerdi. Bulgur, nohut sevinmeye yeterdi. Kuru soğan koka koka büyüdü. Buz keserdi odamızın duvarı. Ev altında besliyorduk damarı. Görmeliydik sinekleri savarı. Burnumuzu büke büke büyüdü. Yaz içinde vuruyordu dereler. Göynekleri pisliyordu pireler. Ahşap evde gezinirken fareler. Acıları yıka yıka büyüdü. Anacığım yün ipini boyardı. İlmeğini karanlıkta sayardı. Gaz lambası isli koku yayardı. Dumanlardan bıka bıka büyüdü. Umutları yüklenirdi buyurken. Büyük küçük kalkıyorduk tegerken. Tarlalarda tırmıkları çekerken. Dikenleri söke söke büyüdük. Kaba göçüz kırdırırdı sevdiği. Akşama dek süremezdi geldiği. Gözlüyorduk bu topraktan dileği. Sabanları kaka kaka büyüdük. Kimileri yaşamadı olayı. Yaşam bize göstermedi kolayı. Acıların toplandı da alayı. Sabırları çeke çeke büyüdü. Çoban çeşmesinin saçında atlar. Bu gerçeğe gülüyorlar pek çoklar. Yoksulluktan dem vurmazken şu toklar. İğneli söz sıka sıka büyüdü. Teşekkür ederim. Gece yollarım.
Sanatçımız Halil Oral Beyefendi'ye teşriflerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Beşikler vermişim Nuh'a, hamaklar, salıncaklar. Havva anan dünkü çocuk sayılır, Anadolu'yum ben, sanıyor musun? Koromuz birbirine bağlı beş halayla sizlere veda ediyor. Koromuz sizlerle. Thank you.
adımıza teşekkür ediyoruz. Tavşanlı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun hazırlamış olduğu halk müziği konseri burada sona ermiştir. Ancak Tavşanlı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Güler'i konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, sevgili Başkan Yardımcım, değerli misafirler, değerli koro. Ben bu güzel akşam için koroya ve emeği geçenlerin hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Sayın Şefim, bu koroda bir zurna eksik. İnşallah ileriki dönemlerde onu da tamamlarız. Umduğumdan daha güzel bir konser oldu. Zamanla olgunlaşmış, kendini bulmuş ve sahne olarak da özellikle saz heyetinin kendi içerisindeki performansı gerçekten takdire şayan. Değişik enstrümanlar var. Evet. Hani insanın kendisini de bu koronun içerisinde hissedeceği bir alan bu anlamda. Bizim de sesimiz var biraz, kendimize güveniriz bu manada. İnşallah ileriki dönemlerde biz de hani Ahmet Kaya olmasa da, tamam mı? Ne var ya onun bir şarkısı. Siz benim neler çektiğimi diye devam edeyim. Nereden bileceksiniz? Devam ediyorum böyle. İnşallah zamanla olur. Ben katılımımızdan dolayı değerli misafirlere, değerli seyircilere de hasretten teşekkür ediyorum. Emeği geçen Furkan kardeşime şimdi ayağa kaldırayım onu, yeni başkan yardımcı bana da. Şimdi Tavşanlı Belediyesi son bir senedir gençlik yapılanması ve organizasyonlarıyla ses getirmeye başladı değişik branşlarda. Yani sporun her alanında, futbol hariç, bu tür müzik etkinliklerinde, tiyatroda, sinemada. Ve bunun da bir karşılığı olduğu halk tarafından inşallah gelişerek devam edecek. Zaman içerisinde bakacağız ki bir arzum var, inşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Tavşanada stadında 100 ve daha fazla bir folklor ekibini aynen Tavşan Ateşi adı altında bir hayal kurmuştuk. Onu 19 Mayıs'ta gerçekleştireceğiz. Bir hayalimiz daha var, o da şu. Bireysel sporlar, yani insanlarımız her gün koşuyor, yürüyor. Ama ada stadında veya değişik mekanlarda halkımızın bir arada spor yaptığı günleri de arzu ettiğimiz, hayal ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Bunun startını da inşallah bu sene içerisinde vermek suretiyle tavşanı da sosyalleşmeyi, sosyal alandaki zenginliği sağlamanın belediye olarak mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Şimdi, evet. Hizmetler takdire şayan, alkışa şayan bu anlamda. Biz halkımızın hizmetinde bulunmayı kendimize bir şiar edindik. Gecemizi gündüze kattık. Şu ana kadar tesisleşme noktasında önemli olan vazifeler yerine getirildi. Bundan sonraki dönem içerisinde de gelişen ve değişen Türkiye ile birlikte, yaşanan ekonomik sıkıntılarla birlikte, yavaş yavaş sosyalleşmeyi biraz daha ön plana çıkaran, tavşanlı kimliğini, karakterini ön plana çıkaran bir anlayışı hizmet alanı içerisine dahil ettik. Tekrar geceniz mübarek olsun, hayırlı akşamınız olsun. Hayatınız umduğunuz gibi olsun. Neşeniz bol olsun. Sağlığınız yerine olsun efendim. Hayırlı akşamlar.